Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da bizimle birlikte stüdyo konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun katıldığınız için. Şimdi bu önemli çünkü geçtiğimiz günlerde bu çağrıyı yaparken Adnan Bulut şuna da işaret etmişti. Bundan 21 sene önce ilk kez uygulayan ismin Doktor Gürbüz Çapan olduğunu ifade etmişti. Sosyal belediyecilik örneği ve devamının gelmesinin gerekliliğine işaret etmişti. Derken bu çağrıya ilk yanıt sizden geldi. Nasıl oldu? Biraz bu projenin önemini şöyle anladım. Bizim aslında Esenyurt'taki vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketimi sorununu çözmemiz için bir projemiz vardı. Anadolu'nun değişik bölgelerinde tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili üretimleri yapıp Esenyurtluların bu gıdaları ucuza ve kaliteli tüketmelerini sağlamak için bir vaadimiz vardı zaten. Geçmiş dönemde pandemi sürecinde sütle başladık. Hı hı. Eskişehir bölgesinden yaklaşık 180 bin litre civarında yarım pastörize süt getirip vatandaşlarımıza dağıtmıştık. Bunun dışında kuru gıda ile ilgili yine bir takım çalışmalarımız oldu. Onlar da yine Türkiye'nin değişik bölgelerinden getirdi. Hı hı. Bu patates meselesi olunca da Gürbüz Bey de bize bildirdi. Biz de bir araştırma yaptık. Zaten bir çalışma yapıyorduk. Arkadaşları görevlendirdim hemen. Gittiler. Oradaki Niğde'deki üreticilerle, kooperatiflerle konuştular. Ve bir anlaşma yapmışlar. 300 ton üzerinden. Evet. Çok sevindirici bir şey. Tabii bu belki çok çok büyük bir ekonomik büyüklük içermiyor ama bence önemli bir adımdır bu. Zira Türkiye'nin değişik bölgelerinde topraklarımız boş yatıyor. Yani üretimi teşvik etmeliyiz. Yurt dışından ithalat yapıyoruz. Bunu öne çıkarması, hatırlatması açısından önemli. Yani Çam Sakızı, Çoban Armağanı, Nevşehirli tarımla uğraşan vatandaşlarımızın sorununa birazcık olsun çözüm getirdiği için önemli. Ama ondan önemlisi de bence Esenyurt'taki vatandaşlarımız bu pandemi sürecinde biraz fazla daha yoksulluk çekiyorlar. Değil dolayısıyla mi? Evet, bizim bir çalışmamız var. 60 bin civarında yine gıda kolisi yardımı yapacağız. Süt dağıtımı yapacağız yine. İşsiz kaldılar çünkü vatandaşlar iş bulmak eskisi kadar çok zor da kolay da değil. Bunun yanında patatesi de gıda olarak dağıtmak üzere aldık. Onlara dağıtacağız bugün. Nasıl bir dağıtım olacak? Biraz belki onu da bilgisini vermek gerekiyor mu? Mesela kaç kişiye bir yarar sağlamış olacak bu anlamda? Yaklaşık 60 bin aileye vereceğiz bunu. Bizim sosyal hizmetler birimimizde bu işi yapan, sadece bu işle uğraşan arkadaşlarımız var. 30 kadar arkadaşımız var. Bu arkadaşlar ailelerin gelir durumuna göre ihtiyaçları belirliyorlar. Hı hı. Bunu bir sıralamaya koyuyorlar. Talepleri alıyorlar. O zaten vatandaşlar biliyor başvurduklarında ne yapacaklarını. O talepler alınıyor, tek tek işleniyor. Hı hı. Ondan sonra araçlarla evlerine kadar pandemide çünkü kargaşa olur diye tabii gelip götürmeleri zor olabilir ya da kontaminasyon olabilir o arada diye. Biz evlerine kadar bunu götürüp teslim ediyoruz. Ne kadar kıymetli bir şey bu. Çünkü evet, üretici de hep söylüyoruz. Biz haberlerini de çok sık veriyoruz Sayın Başkan. Yani öyle bir noktada ki çiftçi bir yandan traktörüne haciz mi istersiniz? İşte üretiyor ama ürettiğini aynen ne kadar verebiliyor? Ne kadar onun karşılığını alabiliyor? Bir yandan maliyetler konusunda hele onlar zaten hı-hı zamlandı. Hı-hı. Bakıyoruz gıda fiyatları aldı başına gitti. Aynen. Yıllık olarak 20.6 düzeyinde bir yanlış hatırlamıyorsam artış var. Şimdi böyle bir ortamda üreticiden nasıl bir tepki geldi size mesela? Niğdeli patates üreticileri. Çok mutlu olmuşlar. Benim beklediğimin çok üzerinde bir onur ettiler beni sağ olsunlar. Hiç beklemediğim güzel telefonlar aldım. Demek ki doğru bir şey yapıyoruz ve bunun birçok belediye tarafından yapılmasını umuyorum. Çünkü insanlar bir yıl boyunca umudunu o ürüne bağlıyor. Tabii. Yani o ürünü satamazsa ya da maliyetinin altında satarsa bir sermayesi de yok. Nereden takviye edecek onu? Yani tabii, en azından maliyetin belki birazcık üzerine satabilirse bir dahaki sefere aynı şeyi yapma şansı elde edebilir. O yüzden değerli. Bu patates sadece bir konu. Ama Türkiye'de mesela fındığın, dünya fındık üretiminin %80-90 takım değişik rakamlar söyleniyor. 80 bile olduğunu düşünürseniz. Hı hı. Yani dünya fındık üretiminin %80'i Türkiye'de ama fındık borsası İsviçre'de veya İtalya'da. Tabii. Bu mesela göre geçmişte fisko birlik vardı. Bu çok önemli bir konudur. Burada da yine bizim bir şeyler yapmamız. Et üretimi. Yani Türkiye eskiden et üretiminin beşiğiydi. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya da hatta Avrupa'ya
birçok yerlere bizim Kars Ardahan bölgesinde, ben Ardahanlıyım. Hı hı. O bölgeden hayvan ihraç edilirdi, götürülürdü. Ama şimdi o araziler bomboş. Eğer biz bu tür organizasyonları çoğaltırsak, ki bizim yaptığımız bir çalışma var bu konuda, yine hayvancılığı desteklemek için, daha doğrusu Esenyurtluların sağlıklı, ucuza gıda tüketmeleri için bir organizasyonumuz var. O da bu işin içinde. Ya da Orta Anadolu'da bakliyatla ilgili mesela. Yani kuru gıdayla ilgili birçok çalışma yapılabilir. Yani belediyeler bunları getirip kendi bölgesindeki insanlara sunabilirler. Bir kısmını ücretli, bir kısmını işte marketlere veya diğer, bizim planladığımız şey şöyle. Biz o ürünleri getireceğiz. Hem esnafa dağıtacağız, satacağız uygun fiyatla. Hem de belediyenin birkaç tane marketinde hem uygun fiyata vereceğiz, bir de elde ettiğimiz karı da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtacağız. Belediyenin marketleri dediniz. Nasıl derman, bir uygulama bu? Evet, bizim Derman Çarşısı diye bir uygulamamız var. Esenyurt'ta 1,5 milyona yakın insan yaşıyor yabancı uyruklularla beraber. 4 ayrı bölgede Derman Çarşısı kuracağız. Burada vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde bu ürünleri dağıtacağız diyorum. Yani bu dağıtacağız dediğim kısmı bakliyat vesaire, tabii, yapmadığımız kısmı, ama şu aşamada zaten bir takım ürünleri dağıtıyoruz. Mesela elbise dağıtıyoruz, ücretsiz elbise veriyoruz. Bu pandemi sürecinde aldığımız 60 bin civarında koli, süt yardımı işte yapıyoruz. Ya da kaşar peyniri verdik. Yani insanların temel beslenme ihtiyacını karşılamak için gerekli ürünleri veriyoruz. Bu 4 tane market biraz daha aktif bir şekilde bu işi yapmaya devam edecek. Şimdi haliyle el değiştirmiş bir belediye. Hı hı. Ben o belediyenin ilk dönemlerinde hatırlıyorum. Bir sohbeti hatırlıyorum sizinle bulunduğunuz. Borç vesaire pek çok şeyden bahsediliyordu. Evet. Yani genel belki bu el değiştiren belediyelerde çok yaşanmış da bir durum. Ama şunu da biliyoruz. İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldiğinizde hep dediği bir şey var. Hı hı. Yani şikayet yok. Aynen. Çözüm getirilecek. Yani sorun yok, çözüm var. Nedir şu anda durum mesela? Çok iyi. Yani geçmişe göre çok iyi. Çok iyi derken bir belediyenin olması gereken pozisyonda değil. Çünkü belediye binası benim bildiğim, değil mi, çok epey bir harcama yapılmış. Belki biraz da fazla harcama mı yapılmış acaba? Yani geçmişte harcarken elini bol alıştırmış arkadaşlar. Evet. Bizim belediye binası %27 kat karşılığı. Yani %27 belediyenin, %73'ü müteahhitin olacak şekilde, zannediyorum onu kastediyorsunuz. Evet. Böyle verilmiş. Ama birçok işlemde fayda maliyet analizi gözetilmeden, yapılmamış, finansal planlama yapılmadan, yani çok acemice çalışmalar yaparak belediye maalesef batak duruma getirilmiş. Biz devraldığımızda 2.2 milyar borcumuz vardı. Belediye aleyhinde devam eden 6500 tane dava vardı. Efendim, mesela sabit kıymet envanterimiz yoktu. Yani birçok olması gereken şey yoktu. Şimdi biz 270 milyon TL civarında borcumuzu azalttık mesela. Bununla yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alan yapabilirsiniz. Hı hı. Çok önemli bir şey. Ama diğer çalışmalarımızı da hiçbir şekilde aksatmadık. Yani örneğin geçen sene sadece 2020 yılında 11 bin vatandaşımızı işe yerleştirdik. Çevremizdeki sanayi kuruluşlarında. Geldiğimizden beri 17 bin kişiyi işe yerleştirdik. 17 bin kişi. Şimdi biraz daha onu daha profesyonel bir hale sokmaya çalışıyoruz. Bir kariyer merkezine dönüştürüyoruz burayı. Ve burada aynı zamanda meslek edinme kursları açacağız. 30 ayrı branşta zannediyorum toplamda. Hı hı. Çevremizdeki sanayici ve iş adamları dernekleriyle işbirliği içinde onların da ihtiyaçlarını karşılayacak. Çünkü onların da birinci sorunu şey, kalifiye eleman. Tabii. Ve bu sayede ben zannediyorum ki yılda 12 bin kişiyi geçeceğiz, istihdam edeceğimiz insan sayısı. Bunun dışında kadınların evde üretimini sağlayabilmeleri için kooperatif kuruldu. Bu kooperatifte de yine kadınlarımız isterlerse evinde, isterlerse yine belediyenin eğitim de verdiği bir merkez var. Kadın Aile Müdürlüğümüzün olduğu. Orada çocuklarını bırakıp bizim görevlilere teslim edebilecekleri, ama aynı zamanda içeride herhangi bir alanda ders kurs görebilecekleri eğitimler başladı. Bunun dışında el sanatları ile ilgili bir çalışmamız var. Hı hı. Biliyorsunuz Anadolu kültürler beşiği. Birçok medeniyete yurtluk yapmış bir bölge, bir coğrafya.
Onlarca imparatorluk bu bölgeden gelmiş geçmiş. Binlerce belki yüzlerce devlet kurulmuş. Dolayısıyla bunların kültürlerin izlerini taşıyoruz. Anadolu, Orta Doğu ve Kafkasya bölgesine ait el sanatlarının tekrar canlandırılması ve ticari alana kazandırılması için bir merkez kuruyoruz. Bu merkezde de yaklaşık 180 civarında bu alanda hizmet eden dükkanlar olacak. O dükkanlarda hem o el sanatlarını hatırlatacağız, tekrar üretime kazandıracağız. Hem de Esenyurt'a yaymış olacağız oradaki talebi. Esenyurt'a yayarak o bölgenin refah seviyesini yükseltmiş olacağız. Hem de kültürel değerlerimize sahip çıkacağız. Bu zannediyorum bir buçuk yıl içinde bu tesisi bitireceğiz. Çünkü buna ihtiyaç var ama değil mi? Kesinlikle. Yani refah seviyesinin yükselmesine Esenyurt'ta bir ihtiyaç söz konusu kesinlikle diyebiliriz. Ya biz tabii Esenyurt'un da İstanbul'un da Türkiye'nin de sorunu şu. Biz gereksiz gündemlerle yıllardır halkı meşgul ediyoruz. Çok bölündük. Ne yazık ki. Tercihlerimizden bölündük, kökenimize göre bölündük, inancımıza göre bölündük, dilimize göre bölündük, şeklimize göre bölündük, kıyafetimize göre bölündük. Artık bunun bitmesi lazım. Bizim artık sorunlarımıza odaklanmamız lazım. Yani toplumun daha çok kazanması, refah seviyesini yükseltmek, kendi inancını, değerlerini özgürce ifade edebilmelerini sağlamak, karşısındakinin onu kendine benzetmeden kabul etmesini sağlamak. Tabii. Yani insanların kendini ifade ederken sorgusuzca, özgürce kendini anlatabilmelerini sağlamak. Bir de insan olduğu için değer görmesi gerekiyor. Aynen, kesinlikle, kesinlikle. Belediyecilik de böyle bir şey değil midir aslında? Zaten yani aslında belediyecilik bu. Böyledir değil ama mi? Yıllardır belediyecilik yanlış bir şekilde insanlara anlatılıyor ya da yanlış bir şekilde uygulanıyor. Yani siyasette olduğu gibi siyaset toplum kaynaklarını toplum lehine kullanma sanatıdır. Ama sanki siyaset çok yüzlülük, efendim yok sahtekarlık, böyle saçma sapan tanımlarla yalan söyleyebilmek. Aynen, yalan söyleme bilme, insanı kandırma yeteneği vesaire. Bu saçma sapan tanımlarla başka yönlere doğru çekilmektedir. Ben şunu söylüyorum. Biz yeterince bu coğrafyada acı çektik. Bu coğrafyada yeterince yoksulluk çektik. Yeterince gereksiz şeyleri tartıştık. Artık bizim yoksulluğu tartışmamız lazım. Buradan nasıl kurtuluruz bunu tartışmamız lazım. Çünkü vatandaşın sorunu bu. Evine ekmek götürsün, daha güzel yaşasın, mutlu yaşasın, yarına kaygıyla bakmasın. Yarına umutla baksın. Bizim gelecek yapmamız gerekiyor. Taşımasın. Aynen, taşımasın. Kendini özgürce ifade etsin. Çok bu bölge bizim için bir lütuf. Yani Anadolu'nun bu çok sesli, çok renkli yapısını eğer biz doğru algılayabilirsek o zaman daha mutlu, daha huzurlu, geleceğe daha güvenle bakan bir bölgeye dönüşürüz, bir ülkeye dönüşürüz. Böylelikle de hem mutlu oluruz hem uzun vadeli bir birliktelik sağlamış oluruz. Aslında Esenyurtlu'yu ne tür projeler bekliyor diye anlatmış oldunuz. Ama evet, biz başladığımız konuya tekrar bir dönelim. Tabii. Belki kapanışı da öyle yaparız. Şimdi şunu biliyoruz. 21 sene önce yapılmış olan ve ilk kez yapılmış olan Sayın Gürbüz Çapan tarafından değil mi? Bir hadisenin yine, bir uygulamanın yine hayat bulduğunu görmekteyiz. Evet. Sosyal belediyecilik anlayışıyla. Ama bu devam edecek dediniz. Kesinlikle. Bundan sonra mesela hangi üreticilerin belki Esenyurt Belediyesi yüzüne güldürmeye çalışacak? Kuru bakliyatla ilgili çalışmalarımız olacak, onu söyledim. Ve hayvancılık bizim asıl yanlış olur da öncelikle hedeflediğimiz konu hayvancılıkla ilgili. Zira eğer başarabilirsek bizim hedeflediğimiz üretim miktarı 340 bin tonun üzerinde olacak yıllık. Epey. Bu da şu demek, et üreticisi bölgedeki vatandaşların her birinin, her bir ailenin cebine ekstradan 60-70 bin TL girmesi demek yıllık. Ciddi bir para, çok ciddi bir kalkınma, çok ciddi bir büyüklük. Buradaki Esenyurt'taki vatandaşların da sağlıklı gıdayı tüketmelerini sağlamak. Şimdi biz yediğimiz etin ya da gıdanın ne kadar sağlıklı olduğunu bilemeyiz. Belediyenin bunu tek tek marketlerde kontrol etmesi de mümkün değil. Ama siz üretim noktalarında kontrol etmeye başladığınız andan itibaren, yani hem uygun fiyata üretilmiş eti Esenyurtluların ya da işte hangi bölgedeyse oraya taşımış oluyorsunuz. Hem de insanlar nitelikli gıdaları tüketmiş oluyorlar. Bizim yapmak istediğimiz şey bu. Et önceliğimiz fındık mesela. Fındık evet, keza Karadeniz'e gittik, incelemeler de yaptık. Orada da böyle bir çalışmalarımız olacak. Onun da altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Ama gam geniş mesela Antalya'da portakal bahçeleriyle görüştük. Bunu büyütmek mümkün. Yani daha önümüzde bu haberlerden çok olacak karşımıza İnşallah. Gelecek olan Esenyurt Belediyesi ile ilgili. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Önemli.